Çöp arabalarının biri geldi, diğeri çıktı. Esenyurt'ta fabrikaların ortasındaki boş alan adeta çöp yığınına döndü. Esenyurt Belediyesi fabrikaların ortasındaki bu boş araziyi önce paravanla çevirdi. Ardından da çöp arabalarını hem Esenyurt ilçesindeki hem de çevre ilçelerdeki çöp arabalarını bu noktaya yönlendirdi. Burası adeta bir çöp boşaltma merkezi oldu. Hal böyle olunca da pis koku çevreye yayıldı ve bunun için hiçbir önlem alınmaması hem çevredeki vatandaşları hem de buradaki esnafı bir hayli rahatsız etmeye başladı. İlk başlarda bize dediler ki çöp araçları burada gelip otoparkı mı kullanacağız? İlk ay temizlenip geri gidecek dediler. Sonra bir sabah kalktık bir çöpler yığılmış buraya. Bir hafta önce burası olduğu gibi çöp dağı gibi. Sadece çöp arabaları değil, sıvı atık toplayan belediye arabaları da bu noktaya yönlendiriliyor. Hal böyle olunca bu durum daha da fazla kokunun etrafa yayılmasına sebep oluyor. Yani buradaki esnaflar hep şikayetçi, biz şikayetçiyiz. Kokudan, çöplükten, pislikten. Koku ve çevre pisliğinin yanı sıra bölgedeki işletmeler çalışan bulmakta dahi güçlük çekiyor. Bu kokudan dolayı artık gerçekten çalışmayı da düşünmüyorum. O kadar rahatsız ediyor. Çok hani zaten eleman kaybı da çok yaşandı bu kokudan dolayı. Etrafında bir sürü fabrika var. Yaklaşık 10 bine yakın çalışan var. Biz burada 4 tane 5 tane güvenimiz işi bıraktı. Çöp kamyonlarının mesken tuttuğu noktada ne kokuyu önlemek için ne de bir hastalığın önüne geçirebilmesi için bir önlem alınmıyor. Çevreye kurulan paravan da işte bu kirliliği örtmeye yeterli olmuyor. Bölgedeki kirliliğin hastalık yaymasından endişe eden vatandaşlar bir hayli tedirgin. Hem yani mikrop biliyorsunuz ki hani geçen sene bir hastalık geçirdik. Bundan dolayı tekrardan bir hastalık üreyebilir. Hani Covid-19 oldu. Bunun için tekrardan bir mikrop olabilir. Ondan korkuyoruz. Hastalık kapacağız. Çöp yığını haline dönen yerin hemen yan tarafında bir spor tesisi bulunuyor. Ancak hiçbir genç buradaki çöpler yüzünden, daha doğrusu buradan çıkan koku yüzünden ne burada spor yapabiliyor ne de tesisin diğer olanaklarından yararlanabiliyor. Esenyurt Belediyesi'ne neredeyse her gün müracaatta bulunan vatandaşlar karşılarında muhatap bulamıyor. Belediye görevlileri hala sessizliğini koruyor. Bırakın karşılık almayı, muhatap yok maalesef. Yani ben özellikle ben gittim 2-3 kere. Telefon eden firmalarımız var, yöneticilerimiz var. Maalesef yani bir muhatap yok.